Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün yine bahçelerimizi ekmeye devam ediyoruz. Bahçelerimiz parça parça olduğu için bugün başka bir bahçemizdeyiz. Bahçenin yarısını ben sürdüm. Şimdi abime verdim. Abim sürüyor. Bugün ben çekeceğim videomuzu. Gördüğünüz gibi bahçemizin etrafında hep çiçekler var arkadaşlar. Bu komşumuzun bahçesinde hep çiçekler çıkmış. Bahçemizde çileklerimiz de var arkadaşlar. Küçük kadarcık bir yerde dikmiş bunlar. Biraz dikmiştik, bir tane çoğaldılar, bayağı oldular. Kolay gelsin abi. Arkadaşlar pat patın sesinden ses duyulmadığı için bana cevap vermiyor şu an. Burada elma ağacımız da var. Burada erik ağacımız var, çiçek açmış. Bahar geldi demiştik arkadaşlar. Artık ağaçlar açmaya başladı. Burada arkadaşlar size çayımızı göstereyim size. Önceki videolarımızda çekmiştim çayımızı. Bu suyla suluyoruz arkadaşlar işte bahçelerimizi. Karlar eriyince bayağı çoğaldı çay. Yazın buradan bahçemize giriyorduk. Şimdi hem çay da çoğaldığı için her taraf su olmuş. Burada 2-3 sene önce ekmiş olduğumuz fidanlarımız var. Burada armut fidanı var arkadaşlar. İnşallah büyürse armut yiyeceğiz bundan. Bu da armut fidanı. Bu kayısı fidanı. Ya bundan arkadaşlar çok biterse reçel yapacağız, yiyeceğiz. Bu da şeftali fidanı. Buradan her meyveden diktik arkadaşlar. Geldiğimizde yiyelim, reçelini yapalım bahçelerimizden faydalanalım diye. Size biraz da abimin bahçe pat patla bahçe nasıl sürüldü onu göstersin. Böyle arkadaşlar gide gele bahçemizi sürüyoruz, sonra ekiyoruz. Ne ekeceksek bu böyle ekim, böyle yapıyoruz arkadaşlar. Komşumuzun bahçesi ekilmediği için her tarafı diken olmuş arkadaşlar. Böyle köyde ekmeyenlerin bahçesi böyle oluyor maalesef. Bizimki ektiğimiz için bayağı düzgün ama ekmeğinlerinki böyle. Havak ağacı yıkılmış bir tane. Elmaları kurumuş. Burada da çiçekler açmış. Bahar gelince her taraf yeşerdi arkadaşlar. Sizlere yukarıdaki çiçekli bahçeyi göstereyim şimdi. Burada komşumuzun eşeği var arkadaşlar. Artık eşekler yatıyor, pat patlar çalışıyor arkadaşlar köyde. Komşumuz da bahçesini otunu alıyor. Bakın arkadaşlar şurada elma bahçesi var bir tane. Hep sarı çiçekler açmış, ne güzel olmuş. Bakın arkadaşlar her tarafı sarı çiçeklerle dolu, ne güzel burası. Sanki bahçe değil de bir çiçek tarlası gibi. Neredeyse piknik yapılacak bir yer olmuş burası, bahçe değil de. Gördüğünüz gibi elma ağaçları var. Buradan
elmalar bitiyor, bu ağaçlardan satıyorlar. Olanlar bizim elmalarımız bize yiyecek kadar oluyor. Bazı komşularımızınki yediğinden fazla oluyor. Onlar satıyor elmacılara ya da meyve suyu yapan yerlere. Burada da komşumuzun biri patates ekmiş. Bizim dağdaki bahçemizde ektiğimiz gibi. Gördüğünüz gibi her tarafta sarı çiçekler dolu. Erikler açmış. Şöyle sizlere biraz daha çiçekleri göstereyim. Ne güzel arkadaşlar. Keşke hepiniz burada olsanız. Bu güzellikleri görseniz. Biraz çiçeklere doyun, biraz özlem gideyin arkadaşlar doğayla. Arı da var burada iş başında. Şurada bir tane var, kaçmazsa sizlere çekeyim. Bakın arkadaşlar iş başında arılar. Polen topluyorlar. Burada herkes çalışıyor arkadaşlar. Şehirde sokağa çıkma yasağı var ama biz bahçelerimizi ektiğimiz için, üretime devam ettiğimiz için biz tarlalarımızdayız, bahçelerimizdeyiz. Sizlere meyve sebze üretmeye devam ediyoruz. Ama bizimki fazla olmadığı için tarlalarımızda kendimize yetecek kadar bir ektiğimiz için değil de, tarlalarımızda bize yetecek kadar olduğu için birazını satıyoruz. Çoğunluğunu kendimiz yiyoruz. Bakın yakında elmalar da açacak, çiçek tomurmuş burada bir tanesi. Çay çoğalmış demiştim arkadaşlar. Burada neredeyse bahçeye girecek. Söğüt ağaçları açmamış daha. Orada da var bahçeler arkadaşlar. Bizim köyde herkesin bahçesi parça parça. Birinin bahçesi burada, birininki daha ötelerde. Herkesinki başka yerlerde, bölük bölük. Niye böyle bilmiyorum. Aslında herkesin bir tane bir yerde olacak, kocaman olacak ama böyle olunca hem çok uğraşıyorsun, oradan oraya, oradan oraya gidiyorsun. Hem de büyük bir traktör gibi büyük bir şeyle ekemiyorsun. Ancak böyle pat pat gibi küçük şeylerle ekiyorsun. Daha demin sizlere ekmeyen komşumuzun bahçesi çöl olmuş demiştim. Bakın hep böyle çöl oluyor. Ekmeyenlerinki dikenli otlardan oluyor böyle. Böyle hep çöplü pisli oluyor. Maalesef keşke ekse ama şehre göçtükleri için eken yok, bahçeleri boş duruyor. Böyle bahçemizin geri döneyim, abim ihtiyacı olur. Belki burada da yeşil mavi çiçekler açmış. Betül de komşumuzun torunu arkadaşıyla çalışıp oynaşıyor bahçede. Sizlere oynaşmalarını biraz göstereyim. Saklanmaç oynuyorlar arkadaşlar. Bakalım Metin bulabilecek mi? Az bulamayacak gibi arkadaşlar. Yaklaşıyor şu an. Eti, merhaba de. Eti arkadaşını bulamadı arkadaşlar. Şimdi sobalenecek. Arkadaş nereye saklandı bilmiyorum. Kaçtı bu tarafta. Aha, çıktı. Şimdi sobalenecek. Allah yakalayamadı.
arkadaşını sabırlayabildi ve tur kazandı. Sıra Vettel'de. Vettel de o tarafa gidiyor. Bakalım kim bulacak. Vettel daha çabuk yakalandı arkadaşlar maalesef ya. İyi saklasana Vettel. Neyse bunların çocukların oynaşmasına ara verelim. Biz bahçemizi ekmeye devam edelim. Burada bizim el arabası. Onunla patlatımızın çapalarını getiriyoruz. Tekerlerini bahçeden çıktıktan sonra takıyoruz eve. Öyle götürüyoruz arkadaşlar. Halam da bahçenin otlarını temizliyor. Ben yarısını sürdüm demiştim arkadaşlar, o yüzden şu an abimde sıra, o yüzden değilse yardım ediyorum. Çoğunu ben sürüyorum, çoğunu o. Sanmayın birimiz yatar birimiz çalışmaz. Hepimiz çalışıyoruz. Burada da kavak ağaçlar var arkadaşlar. Maalesef tarlamıza zarar veriyor ama komşumuz kesmiyor maalesef. Burada fazla bir şey bitmiyor o yüzden. Ama şu açık alanda daha iyi bitiyor. Biz de buradan fidan ektik. İnşallah şeftal yiyeceğiz bunlardan arkadaşlar. Sizlere şeftalisi olduğunda sizlere onları da çekeceğim Allah izin verirse. Gördüğünüz gibi erik ağacı bembeyaz açmış, sanki kar var üstünde. Sizlere onu daha yakından göstereyim. Erik ağacının dibine geldim arkadaşlar, bembeyaz olmuş. İyi çıkmıyor güneş geldiği için ama çok güzel, uzaktan görmüştünüz bembeyaz. Böyle yakından çiçeğini göstereyim sizlere. Çiçeği de böyle arkadaşlar. Bakın bize. Burası cennet gibi arkadaşlar. Hem yiyeceğimiz meyvemizi, sebzemizi yapıyoruz. Hem de güzel yaşıyoruz. Bazen zorluklar oluyor ama güzel yanları da çok. Köyümüz güzel. Elma ağacımız açmış bayağı arkadaşlar burada. Eskiden hep elma ağacıymış ama bir ara satılmaya vermiş arkadaşlar. O yüzden bazı elma ağaçlarını köklemişiz. Geriye kalan bunlar var. Bir de bir bahçemiz daha. Bir bahçemiz de daha var. Onlarla birlikte yiyeceğimiz elmalarımız oluyor burada bize. Evet, tarlamızı sürdük. Çizilerini vurduk. Ekmeye başladık. Çizilerimizi düzelttik. Şimdi abim gelip ekmeye başladılar. Buraya da kuru fasulye ekeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çizilerimizi vurduk. Buralara yeşil fasulye ekeceğiz. Yukarıya kuru fasulye. Ekimciler orada. Komşumuzun eşeği de yaylıyor. Nasıl gidiyor ekim? Bu sefer arkadaşlar kuru fasulyeyi değişik ekiyoruz. Burasını toprağımı fazla verimli diye böyle ekiyoruz. Çizi çizerek abim böyle çiziyor, halam da içine kuru fasulyeleri koyuyor. Bunlar böyle çıkacaklar. Hmm.
sıkıştırıcı. Evet, bu bahçemizi bitirdik. Şimdi diğer bahçemize geçeceğiz. Onu ekmeye gideceğiz. Evet, bir diğer bahçemize geldik. Abim sürmeye başladı. Pat patımızın tekerlerini de değiştirdik. Burası fazla büyük değil arkadaşlar. Burada telli olmadığın için kumpir, yani patates ekemiyoruz. Domuz değişiyor. Buralardan giriyordunuz. Değişiyor. Şimdi de ekmeden önce değişmiş. Görüyorsunuz buralar değişmiş böyle. O yüzden buraya biraz kuru fasulye ve ineklerimize saman yapmak için fink ekeceğiz. Arkadaşlar, neden bugün videoyu sen çekiyorsun diyorsanız, abim hep aynı şeyler olmasın, ben çekmeyeceğim dedi. Ben yine video çekelim tarlalarımızı dedi. Evet, diğer bahçemize geldik. Patımızın tekerlerini değiştirdik. Abim sürmeye başladı. Burası fazla büyük değil arkadaşlar. Bir de çevrili olmadığı için telle çeviremedik burayı. Patates ektiğimizde domuz geliyor, değişiyor buralar arkadaşlar. Şimdi de ekmeden önce değişmiş burayı. İnşallah ektikten sonra da değişmez. Buraya domuz değiştiği için işte o yüzden patates ekemiyoruz. Kuru fasulye ile bu sene ineklerimize saman yapmak için fink dediğimiz bir ot var, onu ekeceğiz. Şöyle size, burada da başka bahçeler var. Bunların sahipleri şehirlerde olduğu için ekmiyorlar buraları. Burada diğer bahçeler var. İşte köylü komşularımızın ektikleri, köylünün ektikleri. Dağlarda hala kar var gördüğünüz gibi. Bugün niye abim video çekmiyor diyorsanız arkadaşlar, abime bugün de video çekelim dedim. O hep aynı videoları çekmeyelim dedi. Ben de çekelim boşver dedim. Bugün niye video sen çekiyorsun diyorsanız arkadaşlar, abim hep aynı şeyleri çekmeyelim dedi. Bugün video yine tarla çek, sürerken ekerken çekmeyelim dedi. Ben çekelim dedim. O hep aynı şeyler olmasın dedi. Hep bahçe ekerken mi çekeceğiz dedi. Ben de ver o zaman ben çekerim dedim. Onu tarlayı sensör ben çekerim dedim. O da kabul etti. Bugün ben çekiyorum arkadaşlar. İnşallah iyi olur. Abimden biraz fazla salladım telefonu, kusura bakmayın. Abim daha iyi çekiyordu ama işte abim aynısı olmasın diye çekmedi. Tarla sürerken çekmemizi istemiyorsanız, daha fazla çekmemizi istemiyorsanız arkadaşlar, yorumlarda belirtin. Abimin dediği gibi hep aynı şeylerin çekmemizi istemiyorsanız ve bizden çekmemizi istediğiniz konuları yoruma yazın lütfen. Evet arkadaşlar, bahçemizi ektik, bitirdik. Son halini sizlere gösterelim. Bayağı küçük dedim de bayağı da varmış bahçemiz. Böyle arkadaşlar, buraya kadar ilk dediğimiz ineklerimizi saman yapmak için ektiğimiz ottan ektik. Burada da yine kuru fasulye. Abim çok korunmuş. Ben de çok korundum arkadaşlar. Bugün çok korunduk. Eve gidecek halimiz kalmadı neredeyse. Zor gideceğiz. Aletlerimizi, alatlarımızı topladık. Gideceğiz şimdi. İşimiz bitti. Bugünlük işimiz bu kadar artık. İki tane bahçemizi ektik.
Gitmeye hazırız. Aletlerimizi topladık. Beraber. Evet arkadaşlar. Aletlerimizi topladık. Bakalım abim yokuştan çıkabilecek mi? Haydi bakayım. Bahçemizin girişi bayağı bir uçurum gibi bir şey. Bu adam çıkıyor ya. Savaşa savaşa çıkıyor. Arkadaşlar tam bahçeden çıktım. Videoyu kapatmak için. Telefonu elime aldım. Bu güzellikleri gördüm. Sizlere bu güzel papatyaları da gösterip videoyu kapatacağım. Görüyorsunuz pembesi, beyazı hepsinden var. Burada doğal bitmişler. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda sizlerle birlikte bahçemizi ektik. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.